Merhaba, ben Nazlıcan. Öncelikle Poyraz Karayel ekibi olarak hepinizi çok seviyoruz ve özellikle ben seni daha çok seviyorum. Çünkü sen benim için çok değerlisin, örnek aldığım ve çok sevdiğim birisin ve iyi ki fanınım ve iyi ki seni tanımışım. Sevgin, gülüşün, bakışın, duruşun, her şeyine bize büyük bir örneksin. Dilerim ileride ben de senin gibi olurum. Merhaba Emel abla, ben Melisa. Seni çok seviyorum çünkü sen benim idolümsün ve örnek aldığım insanlardan birisisin. Senin pozitif enerjine, neşene, sempatikliğine ve o güzel kalbine hayranım. Bu yüzden de seni çok seviyorum. İyi ki seni tanımışım ve iyi ki senin hayranın olmuşum. Merhaba Emel abla. Ben Rozalin. İlk önce şöyle bir şey demek istiyorum. Ben seni çok 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 seviyorum. Emel abla, ben Aysu, ben seni gerçekten gerçekten çok seviyorum. Şimdi herkes öyle diyor ama ben bir farklı seviyorum gerçekten bak. Sen şimdi televizyona çıkınca yani Poyraz Karayel başlayınca çok heyecanlanıyorum ya. Sen orada öyle dursan da bile, bir şey söz söylemesen de bile ben gerçekten çok heyecanlanıyorum ve bakmaya doyamıyorum. Öyle çok güzelsin ve çok tatlısın ya. Gerçekten ben seni çok seviyorum. Duygusal olduğunu söylüyorsun. Gerçekten bunu o kadar çok belirtebiliyorsun ki. En ufak bir şey değil mi? Mutlu olduğunda mutlu olabiliyoruz biz de. Seni şimdi 4 yıldır tanıyorum ve 4 yıldır hayranınım. Ve sen benim için çok özel ve değerli birisisin. Çünkü mesela ben mutsuz olduğumda senin resimlerine, videolarına bakıp bile mutlu oluyorum. Çünkü senin o neşen beni de mutlu ediyor. Önce Poyraz Karayel'i tanımıştım. Daha önce tanımıyordum ama keşke tanısaydım gerçekten. Sonra devam zaman zaman sevmeye başladım. Seni ve nasıl iyi kalpli olduğunu gördüm. Instagram'da takip etmeye başladım. Orada karakterini gördüm. Ve geçen hafta şeye de çıkmıştın. Bağış toplamışlardı ya. Oraya çıkmıştım ve ben senin nasıl olduğunu gerçekten, nasıl biri olduğunu gerçekten gördüm. Ve çok sevindim ya. Sen o kadar tatlısın ki. O kadar iyi kalplisin ki karakterini orada zaten görmüştüm. Ben seni gerçekten çok seviyorum. Daha önceden de doğum günü için video yapmıştım. İlk defa cesaret edip yollamıştım size. Çok beğendiğinizi söylemiştiniz ve çok mutlu oldum. Umarım bunda da mutlu olursunuz. Ben senin resmini çizdim. Tabii ki profesyonel olarak çizim yapmıyorum. İçimden geldiği için ve seni çok sevdiğim için çizmek istedim seni. İnşallah beğenirsin. Bu benim çizimim. Ve inşallah bir gün bunu sana verebilirim. Ve son olarak yeni yıl mesajımı da söylemek istiyorum. Umarım yeni yılın ailenle ve sevdiklerinle beraber geçirirsin. Ve yeni yıl sana sağlık, mutluluk ve huzur getirir. Bir de yeni yıl her şeyi yenilesin ama sen eskisi gibi kal. Çünkü ben seni böyle çok sevdim. Buradan sana kucak dolusu sevgiler yolluyorum ve kocaman öpüyorum. Yeni yılda yeni umutlar ve yeni mutluluklar hep sizinle olsun. Yeni yılın kutlu olsun. Bu yeni yılda mutlu, sağlıklı ol. Seni çok seviyoruz ve bizi asla sensiz bırakma. Öpüyorum. Yeni yılın kutlu olsun Emel abla. Hep mutlu ve sağlıklı ol. 2016-2015'ten daha güzel olsun senin için. O enerjin hiç kaybolmasın. Çünkü ben o enerjini seviyorum. Bana da enerji katıyor. O yüzündeki tebessüm hiç kaybolmasın. Çünkü sen mutlu olunca ben de mutlu oluyorum. Poyraz Karayel'de bazen ağlıyorsun. Oyun da olsa ben gerçekten çok üzülüyorum. Çünkü ben seni gerçekten çok seviyorum. Hep mutlu ol, sağlıklı ol. O en önemlisi. Ben seni çok seviyorum. Yeni yılınız kutlu olsun. Yeni yılınız gözleriniz kadar güzel olsun. Bir de kedinizi ve sizi çok seviyoruz. Özellikle de yeni yılda sizden ve kedinizden bir fotoğraf bekliyoruz. Bizi kırmazsınız umarım. Sizi gerçekten çok seviyoruz.